Türkiye, dünyada organ bağışında ve organ naklinde e, nerede? E, biraz bize yıllardan beri bu konuyla ilgilenen bir uzman olarak istatistiki veriler ışığında bilgi verebilir misiniz? Elbette. E, organ bağışı e, hem kadavradan, yani ölüden hem canlıdan oluyor. Yani nakil, canlı ve kadavradan oluyor. E, dünyada, gelişmiş ülkelerde ölüden alınan böbreklerle yapılan nakil ön planda. Canlı daha arkadan daha az sayıda geliyor. Ülkemizde ise durum biraz tersine. 100 böbrek naklinden 72-73'ü canlı vericiden yapılıyor. Bu çok fazla arzu edilen bir şey değil. Bununla birlikte e, hastalar için önemli bir e, umut kaynağı. Yılda 3000'in üstünde böbrek nakli yapılıyor Türkiye'de. Bu dünya ölçeğinde çok önemli bir rakam. Bunların %70 civarında canlıdan yapıldığını söylemiştik. Ülkemiz canlı vericili böbrek naklinde milyon başına nüfus oranı ile dünya birincisi. Birçok gelişmiş ülkenin ötesinde tabii bu büyük bir bilgi birikimi oluşturuyor. Pozitif yanı da bu. Ee, Kadavra'da ise eee orka artala, orta arkalardayız. Hı hı. burada sadece bir istisna var. Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi dediğimiz Güney Marmara Yayı Bursa, Bilecik, Çanakkale, hı hı. Balıkesir'den oluşuyor. Bir istisna ülkede. Hı hı. Şöyle ki yine milyon başına işte ölü elde etme donör diyoruz oranı. Ülkemiz ortalaması 8 civarında, milyon başına 8 adet. Güney Marmara'da 2018 için 23 oldu. Oh, evet. Bu e, Avrupa ortalamasında 3 katı daha fazla genel Türkiye'nin. Doğru. Evet 4 Evet 3 katı. E, artı e, yani dünyada da bu oranda e, Bursa bölgesinin üstünde olan Portekiz ve İspanya var. Hı hı. Bunun dışında birçok gelişmiş ülkenin Avrupa ülkesinin önünde. Bu tabi hastalar için çok büyük bir olanak. Hı hı. Bunun bölgeye yansımasını yine oransal ve rakamsal olarak söyleyeyim. Geçen sene Güney Marmara'da 4 tane merkez var bizim o, o bölgede. 297 nakil yapıldı. Bu 297 böbrek naklinin %67'si kadavradan. Hı hı. Bu çok yüz güldürücü bir oran. Ee, yani biz ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu 30 yılımı bitirdim böbrek naklinde. Hı -hı. hala canlı vericiliği yaparken böyle bir elim durur, canım sıkılır. Çünkü hastayı ameliyat etmiyoruz böbreği alırken. Hı -hı. Sapa sağlam bir insanın bir böbreğini alıyoruz ve hastaya takıyoruz. Hı -hı. ve her seferinde hani kadavra olsa ne kadar rahat olurduk Hı -hı. diyoruz. Ölüden gelen böbrek zaten biliyorsunuz hani toprakta bakteriler tarafından yok Hı -hı. ediliyor bağışlandığı vakit bir kişide iki böbrek var, iki ayrı kişiye imkan veriyor. Keşke Türkiye'nin tüm tarafı da, bütün bölgelerimiz de Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi gibi olsa, oradaki hastanelerin oranlarına ulaşsalar.